Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim, hayatımda etkilendiğim bir cenazeden, bir ömürden, bir karardan, bir adanmışlıktan bahsetmek istiyorum ama öncesinde merakımı bağışlayın lütfen. Şunları hep merak ediyorum. Acaba bir emekli kardeşimiz hayatını nasıl idame ettirir? Gününü nasıl geçirir? Dinimizde veya kainatta emeklilik diye bir şey var mı? Yani bir ağaç emekli olur mu? Böceklerde, hayvanatta, bitkilerde, galaksilerde, uzayda emeklilik var mıdır? Ve bir emekli kardeşimiz, abimiz gününü, saatini nasıl geçirir diye de merak ediyorum. Şimdi bir kardeşimiz var, emekli olmuş. Bana şöyle ifade etti. Geldi dedi ki hocam, ben emekli oldum. Elimden bazı işler de gelir. Arabamın arkasına malzemelerimi doldurdum. Arabasının arkasına da her türlü iş yapılır diye yazmış. Akabinde bir kart bastırmış. İsmini, soy ismini, iletişim numarasını. Okulları, camileri, Kur'an kursları, yurtlarda gezmiş, bırakmış. Kullandığı cümle şu: Allah rızası için beni arar mısınız? Bana söyleyince dedim ki acaba iş mi arıyor veya nasıl yapacak? Hemen soru işareti aklımıza geliyor. Dedim ki kardeşim siz tesisatçı mısınız, mobilyacı mısınız, ne iş yaparsınız? Hocam dedi ben emekli oldum kamudan ama elimden her iş gelir. Ben Rabbime söz verdim. Bundan sonraki ömrümü rızasına uygun yerlerde harcayacağım. Hocam bir tesisat işiniz olur, mobilya işiniz olur, boya işiniz olur. Onun ustası o işi 1 saatte yaparsa ben de 2 saatte yaparım. 3 saatte yaparım ama yaparım. Elimden her iş geliyor, kendime güveniyorum diye böyle ısrarlı bir şekilde kullandığı cümleler çok önemli, çok değerli benim için. Dolayısıyla böyle tabii görmediğimiz için şaşırdık, şok olduk. Bila ücret, Allah rızası için ve rica ederek. Hocam Allah rızası için beni arar mısınız? Bila ücret bu işi yapacağım diyor. Tabii zaman zaman böyle Kur'an kurslarımızda çok defa ufak dolabın kurpu çıkar, ondan sonra bir yer bir malzeme taşınması gerekiyor, boya yapılması gerekiyor vesaire. Böyle ufak tefek ama zaman alan işler var. Bunlar da yeküne vurduğunuz zaman ciddi bir meblağ tutuyor. Ben bu abimizi arıyorum, çağırıyorum, davet ediyorum, yapıyor, gidiyor. Böyle aramızda bir hukuk gelişti. Bir gün aradım. Abi dedim, Kur'an kursu yaz tatiline girdi. Bu zaman diliminde ivedilikle Kur'an kursunu, boyasını, işte tefrişini, yerdeki bütün parkelerini vesaire yapılacak işleri yapıp bitirmemiz lazım. Hocam dedi, çok teşekkür ederim. Ne demek? Ben de dedi, katkıda bulunmak isterim dedi. Sözleştik, yarın gelecek, nasip olursa işte yapılacak işleri beraber kararlaştıracağız. Abimizden sonra telefonu kapattık, 2 saat sonra bir genç aradı. Hocam dedi ben filanca ustanın, abinin evladıyım dedi. Sizden bir istirhamım var. Buyur dedim kardeşim ne demek, baş tacısın. Hocam dedi benim nasip olursa pazar günü düğünüm var. Babam size yarın gelip Kur'an kursunda çalışmayla alakalı söz vermiş. Misafir, ev misafir dolu. Kız tarafı bizde. Köyden, memleketten misafirler geldi vesaire. Onun için hocam dedi babamı tutamıyoruz. Lütfen yetiş imdadımıza. Babamı durdurun. Burada yoksa çok zor durumda, mahcup durumda düşeceğim dedi. Tercihinizi Allah ve Resulünden yana kullanıyorsunuz. Bu tarafı bırakıyorsunuz. Ve rica eden kişi de hocam lütfen babamı durdurun dedi. Aradım. Dedim ki abim bizim bak böyle bir işimiz var ama nasip olursa ben diğer ustaları çağıracağım. Bir karışıklığa sebebiyet vermeyelim diye önümüzdeki hafta seninle buluşalım. Ondan sonra o ufak tefek işleri beraber toparlarız dedi. Hocam Allah razı olsun dedi. Benim için de iyi olur dedi. Hala yine söylemiyor. İşinin yoğunluğunu, meşgalesini söylemiyor. Aradan zaman geçtikten sonra bu abimiz, bu emekli abimiz vefat etti kardeşlerim. Cenazesine gittiğimde gözlerime inanamadım. Şok oldum. Öyle bir kalabalık cenazesi var ki. Yani bir siyasi lider değil, bir cemaatte değil. Emekli gariban birisi. Ama cenazesi hiç emekli gibi değil. Hiç fakir gibi değil. Garip cenazesi gibi değil kardeşlerim. Her meşrepten, her görüşten, her gruptan insanlar var. Neden? Çünkü yaşarken sadece bize değil. Ben sadece bize zannediyordum. Bütün camilere gitmiş. İmamlara kartını vermiş. Yurtlara vermiş, Kur'an kurslarına vermiş, yetimhanelere vermiş. Bütün garip, guraba yani evinde tadilatı, tamiratı, para verdiği zaman yetişemeyeceği insanlara dokunmuş. Komşularına gitmiş. Kardeşlerim herkese dokunmuş.
o emeklilik saatini keyfine, zevkine ayırmamış. Allah rızasına adamış. Ve öyle bir hayat, öyle bir hayatın içerisine fedakarlık, vefayı sığdırmış ki Allah da onun son cenazesini bütün insanları seferber etmiş. Ben özendim, imrendim kıymeti dostlar. Bu emekli abimizi. Bunu neden anlattım? Dedim ya sözlerimin başında, bir emekli kardeşimizin hayatını, saatini, gününü merak ediyorum. İşte örnek teşkil etsin. Emekli demek bu olsa gerek. Böyle olmalı. Gidip mahallesindeki, semtindeki, ilindeki, ilçesindeki Kur'an kurslarına, kardeşim ben emekliyim veya çalışıyorum ama hafta sonları müsaitim. Arabam var veya şu imkanım var, şöyle bir özelliğim var, bunu Allah yoluna ben adayabilirim demeli, diyebilmeli. Bunu infak etmeli kıymetli dostlar. Böyle olursa işte o zaman bizim sonumuz da, bizim cenazemiz de kubbede hoş bir seda bırakmış olur. Yoksa sadece böyle abilerimizin cenazesine imreniriz, özeniriz, keşke deriz. Ama keşkenin sonucu bizim elimizde saklı kıymetli dostlar. Bizim de sonumuzun böyle olmasını, cenazemizin ardımızdan hayırla yad edecek dostlar bırakmak istiyorsak, yaşarken, fırsat elimizdeyken bizler de fedakarlık yapalım, bizler de gidelim, ben ne yapabilirim, ben de varım diyebilme özgüvenini, diyebilme özgürlüğünü, tabiri caizse cesaretini gösterelim. Rabbim birinizi bin etsin, zorunuzu kolay etsin. Rabbim her birimizi hayırda kullansın, istihdam eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.